Programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Emrah Ergun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam öncelikle biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben uzmanlığımı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aldım. Daha sonra mecbur hizmetimi Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi'nde tamamladım. Ardından yolumuz Muğla Yücelen Hastanesi'ne düştü. Hı hı. Orada bir yaklaşık 7,5 ay çalıştım. Ardından da kendi kliniğimi açtım. Evet, şu an bir kliniğiniz var. Aynen, hastalarımıza da orada yardımcı oluyorsunuz. Kadın doğum ve hastalıkları ve bunun yanında aşılama tedavileri de üzerine yapıyorsunuz sanırım. Aşılama, tüp bebek, idrar kaçırma, menopozal bozukluklar, adet düzensizlikleri. Gene aynı şekilde bir kısım rahim ağzı ve rahimle alakalı kanserleri de müdahale edebiliyoruz. Bu programda infertilite ve gebelik üzerinde konuşacağız. Hocam infertilite nedir tam olarak? İnfertilite bir çift, işte karı koca olur veya partner olur. Bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen eğer ki gebelik oluşmadıysa biz bu çiftleri infertil çift olarak kabul ediyoruz. Yani bu şekilde anlaşılabilir. Tabii. Gibi. Ve bunun erkek faktörü olabilir, kadın faktörü olabilir. Biz bunları ayrı ayrı ikisini de inceliyoruz. Ona bağlı olarak da tedavi şeklimizi belirliyoruz. Peki tanı yöntemlerinde ne gibi sorunlar buna neden oluşturabiliyor? Şöyle, mesela kadınlarda iki tane tüpü vardır. Şöyle söyleyeyim. Rahmi var. İki tane tüpü var. O tüpler de yumurtalara bağlı. Bebeğin oluşumu nasıl oluyor? Yumurta üretiyor. Tüpe geliyor o yumurta. Sonra eşin spermi rahmin içinden tüpe geliyor. Orada birleşiyorlar. Döllenme dediğimiz olay oluyor. Sonra rahme geliyor. O yapı, embriyo dediğimiz yapı. Ve rahimde gebeliği oluşturuyor. Şimdi burada birçok noktada sıkıntı olabilir. Bir, kadının tüpleri tıkalı olabilir. İki, kadının yumurtaları yeterince çalışmıyor olabilir. Erken menopoz diyoruz biz buna. Üç, rahminde sıkıntı olabilir. Rahim içi yapışıklık olabilir. Veya rahim ağzında yapışıklık olabilir. Erkek faktör olarak da erkeğin sperm sayıları yetersiz olabilir. Veya sperm sayısı yeterli olsa da kalite önemli. Yani bizim için hareketli, güçlü, kuvvetli spermler lazım. Peki bunun nedenleri neye bağlı oluyor? Yani biz bunu tanı yöntemleri olarak ele aldığımızda neye bağlı olarak bu durum oluşabiliyor? Şöyle söyleyeyim. Sizin mesela küçüklüğünüzde 10 yaşında, 11 yaşında geçirdiğiniz bir enfeksiyon. O bile sizin tüplerinizi tıkalı hale getirebilir. Alt bölgede geçirdiğiniz bir enfeksiyon. Onun dışında genetik faktörler. Asıl bizde her şey genetik. Genetik faktörlere bağlı erken menopoza girebilir, yumurtalar yeterince çalışmayabilir. Erkek faktörüne geldiğinde artık biliyorsunuz her tarafta radyasyon, GDO'lu gıdalar. Tabii ki. Güzel beslenemiyoruz. Buna bağlı olarak da sperm kalitesi çok düşüyor. Özellikle oksidatif stres dediğimiz bir olay var. Ki üreme hücreleri çok hızlı çoğalan hücrelerdir. Bu strese direkt maruz kalıyorlar ve buna bağlı olarak da işte erkekte de sperm sayısı düşebiliyor. Gene erkekteki durumda da genetik faktörler önemli. Kadının şimdi şöyle söyleyeyim. Embriyolojik dönemde yani daha anne karnındayken rahim iki taraflı oluşur sonra birleşir. Mesela kadının birleşmesinde bir sıkıntı olabiliyor. Yani halk dilinde anlatmaya çalışıyorum. Mesela septum dediğimiz bir şey oluyor. Rahminin iç kısmı yetersiz oluyor. Dolayısıyla bir gebeliği taşıyamıyor. Bu tarz nedenlere bağlı oluşabiliyor. Peki biz bu problemi anladık. Daha sonra bunun tedavi süreci nasıl ilerlemeli? Nasıl bunu fark ettiler ama size danışacaklar. Bu durumda nasıl bir süreç ilerleyecek? Dediğim gibi ama yani insanlar biraz sabırsız. Diyor işte 6 ay deniyor. Aa diyor benim çocuğum olmadı. Bir bekle.
diyemiyorum artık. Hı hı. Çünkü çok strese giriyorlar. Ben de öncesinde hemen bakmak istiyorum. İçleri rahatlasın en azından diye. Önce hormon profili dediğimiz kadının yumurtalıkları çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ona bakarız. İki, spermiyogram ile erkeğin spermleri kuvvetli mi? Yeterince hareketli, düzgün spermleri var mı? Ona bakarız. Hı hı. Ve histerosalpingografi dediğimiz bir durum var. Onda da tüpler açık mı değil mi? Dediğim gibi küçük bir yaşlarda geçirdiğiniz enfeksiyon bile o tüpleri yapışıklıkla kapatabiliyor. Onlara bakarız. Bu arada onda da bizim yeni bir yöntemimiz var. Exam foam dediğim bir yöntem kullanıyorum ben. Hı hı. Köpük testi diye geçiyor. En az bir 20-25 defa uyguladık. En az 10 defa da tüpleri açabildik. Yenilikçi bir yöntem. Çok hoşuma gitti. Onunla da tüpleri değerlendirip gerekirse kapalıysa açabiliyoruz. Hı hı. Aynı şekilde rahmin içini değerlendirebiliyoruz. İşte hani dedim ya, belki kapanma defekti vardır. Kadının rahmin içi kapalıdır. Mesela onu da yine aynı bu yöntemle değerlendiriyoruz. Eşinin de spermine bakıyoruz. Peki böyle bir işte bu durumu anladık. Nasıl olduğunu da az çok çözdük. İster istemez insanların içinde bir korku oluşuyor. İşte tedavi süreci nasıl gidecek veya ne gibi seçenekleri var, bunları çok bilemeyebiliyorlar. Veya direkt tüp bebek tedavisine vesaire yönlendirilebiliyor. Bu ne kadar doğru? İlk önce tedavi süreci nasıl ilerlemeli? Hangi seçenekleri var kişinin? Şimdi kitabı bilgi olarak meslektaşlarım eyvallah ama bazıları böyle işin kolayına kaçıyor. Ya normalde şey yaparsın, işte kadının yumurtalarını geliştirirsin. Tabii her şey normalse bunlara baktık, normal. Sonra çatlatma iğnesiyle yumurtayı hazır hale getirirsin. Dersin ki işte eşinle şu günlerde ilişkiye gir. Bunu bir kere denersin. Olmadı. Bir daha denersin. Olmadı. Bu sefer aşılamaya geçersin. Aşılamayı denedin, olmadı. Tekrar denedin, olmadı. Ondan sonra tüp bebek. Ama bazı meslektaşlarımız direkt daha hiçbir şey yapmadan tüp bebek işin kolayına kaçıyor. Ve tüp bebek öyle ne bileyim çok kolay bir şey değil ya. Çok hem aileye maddi ve manevi olarak öyle çok yıpratan bir durum. Bu arada ben de değiştirdim yaklaşımımı. 2-2-2 idi ya. Ailenin morali çok bozuluyor. Onu fark ediyorum yani. Çöküyorlar. Bir, çatlatmayı denedim. Olmadı. İki, aşılamayı denedim. Olmadı. Üç, tüp bebek. Şimdi şöyle. Bu kısım gayet iyi ama aşılama dediğimiz şey tam olarak ne? Yani ne yapıyoruz bu işlemde? Onda da gene Muğla'ya yenilik getirdik. Evet, ben araştırdım. O yüzden ayrı olarak sormak istedim. Mikroçip diye bir yöntem geliştirdik. Eskiden normalde işte şey yapılır. Eşten belirli bir periz süresi sonrası işte 72 saat periz boşalma olmadan sperm alınır. Bir iki katkı maddesi verilir. Direkt annenin rahminin içine verilirdi. Şimdi biz mikroçip diye bir yöntem kullanıyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Spermi alıyoruz, gene besliyoruz. Aynı anne rahmindeki bariyerin benzeri bir bariyerden kuvvetli spermleri yukarı çıkartıyoruz. Onları orada bir daha besliyoruz. Yani sadece işe yarar, kuvvetli spermler kalıyor. Kuvvetsiz ise bile o yaptığımız o bariyer yöntemi artı beslemeyle kuvvetlendiriyoruz. Daha da kuvvetleniyor. Onu alıp annenin rahmine veriyoruz ve şu anda benim kliniğimde bu oran %80 ki dünya ortalaması %30. Çok iyi bir sonuç o zaman bu durumda. Dünya ortalaması %30. İnsanlar psikolojik olarak da çok etkilendiği bir konu. Çünkü sürekli çevreden tepkiler geliyor. İnsanlar hamile kalmak için çok büyük bir stres altına giriyor. Bu durumda aslında bu konuya değinmemiz iyi oldu. Peki... bu anne baba adaylarına nasıl bir umut veriyor bu sistem? Yani %80 diyoruz ama sonuçta bunun da olur veya olabilir testi var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle, öncesinde birkaç şeylerde de hazırlamak lazım. Atıyorum çok güzel ilaçlar var. Hani diyorum ya her taraftan oksidatif stres alıyoruz. Tabii aslında beslenme de bu konuda çok önemli değil mi?
Beslenmeden daha az, ya beslenmeyi ne kadar şey yapabilirler ki? Fitoöstrojen besinlerimiz var. Onun yanında kadınlar için tabii ki. Erkeklerde oksidatif stres özellikle daha fazla etki ediyor. Bazen selenyum, çinko bunların eksiklikleri neden olabiliyor. O yüzden aslında aynen öyle o eksiklikleri giderdikten sonra tedavi belki daha iyi bir yol alabilir mi diye düşünmeliyiz. Aynen öyle Asiye. Mesela eş geliyor, sperm sayısı düşük ve kötü. Birçok piyasada ilaç var. İsim vermeye gerek yok. Bunlar antioksidan içerikli. Artı gene spermleri güçlendirici içerikli. Bildiğin antioksidan bombaya tutuyoruz. Ve inanır mısın 2 ay sonraki sperm tahliliyle 2 ay önceki sperm tahliline bakıyorsun. Bambaşka. Aslında değil. Tabii ki. Bazen bambaşka. Bazı mesela B12 eksikliğinin özellikle kadınlarda bu durumun işte infertilitenin neden olduğu problemlere değil mi? Zaten direkt benim ilk başlangıcım erken sperm yiyisi gerek yok. Çünkü biliyorsun pandemi dönemi, ekonomik kriz var. İnsanları çok fazla zorlamak istemiyorum. Erken sperm yiyisi hiçbir şey vermiyorum ama kadına aynen dediğin gibi. Muhakkak bir takviye ile. Bütün günlük ihtiyacı olan mineral, vitaminler B12 de dahil. Artı asıl mucize omega. Evet, omega 3 çok önemli. Bu konuda da hem enflamasyonların giderilmesine çok önemli hem de şu an toplumda alımı çok düşük olduğu için ister istemez bu gibi sorunlara da neden olabiliyor. Ben de kullanıyorum omega. Evet evet aynen ben de aynı şekilde D vitaminiyle birlikte ikisi bence alınması gereken takviyeler. Ama bence takviyeden önce biraz da şeye bakılmalı yani önce eksikliğin ne olduğuna bakılmalı. Besinlerle giderilemezse eğer takviye verilmeli diye düşünüyorum ama siz tedavi kısmında olduğunuz besinler için. Besinler nasıl gider can? Neye güveneceksin? Evet, kime güveneceksin? İster istemez ama bir şekilde neyin daha fazla neyi çok kullanmamız gerektiğini bildikten sonra bence yine önemli gibi geliyor. Yani haklısın, diyetisyen olarak konuşuyorsun. Evet. Fark ettim. Biz daha doğalcıyız. Yani doğal diyor da doğal olduğunu nereden biliyorsun? Ya tabii ki mesela ekmek yerine mayalı ekmek tüketebilir atıyorum çinkonun artırılması için veya Brezilya cevizi tüketebilirler. Bazen hatta C vitamini konusunda da günlük biz 80-85 miligram C vitamini almamız gerekiyor. Bunu bir tane biberde 200 miligram 300 miligram alabiliyoruz. Yani aslında bence bakıldığında üstelik besinlerle aldıklarımızın çok daha biyo yararlanımı çok daha yüksek olduğu için ister istemez ben daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bir diyetisyen olarak. Bence ama hesaplanarak verilmeli. O konuda haklısınız. Çünkü ister istemez besin çeşitliliği şu an çok az. Bir grup farklı düşünüyor. Bir grup farklı düşünüyor. İşte takviye düşünen grup var ama orada bakılması gereken konu ne eksik? Evet eksikse belki takviye verilebilir ama eksikliği gözükmüyorsa besinlerle giderilebilecekse besinlerle giderilmek de önemli. Giderilmesi de önemli. Demeliyim. Ama o zaman diyetisyen yardım lazım. Kendi kafalarına göre. Evet. Kendi kafalarına göre biraz daha zor. Hatta bununla ilgili şöyle bir çalışma vardı. Hayvansal kaynaklı proteinlerin, normalde bizim proteini yağ almamız gerekiyor infertilite tedavisi için. Ama hayvansal kaynaklı protein kullanımı değil de daha çok bitkisel kaynaklı bu proteinlerin bu beslenme daha önemli olduğu ortaya çıkmış. Kesinlikle katılıyorum. Bir de aslında bunun üzerine biraz araştırma yaptım. Şimdi somut şeyler, işte yaş, cinsiyet faktörleri gibi durumlardan dışında bir de soyut özellikler işte motivasyon, farkındalık gibi durumların da aslında çok önemli olduğunu okudum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Onunla ilgili biz neler gördük? Daha geçen hafta bir hastam geldi. İlk defa geldi bana. Daha önceden 4 defa tüp bebek denenmiş. 4'de tutmamış. Artık aile şey diyor, tamam bizim çocuğumuz olmayacak. Kafadan siliyor onu. Kadın bana geliş şikayeti adet gecikmesiydi. Ultrasonu bir koydum, gebe. Al bunu açıkla. Tıpla açıkla. İşte çok zor sanırım. Açıkla. Evet evet açıklayamıyoruz. Bazen zaten ben her şeyin tüm çağımızın hastalıklarının aslında stres kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Stres. Yani çok fazla gerçekten çok fazla stres altındayız. Ve ister istemez bir şeyler vücudumuza etkileniyor. Yine oksidatif stres strese bağlı ekstra olarak ortaya çıkıyor. Belki de bunların nedenleri de olabilir diye düşünüyorum. Öyle öyle. Veya şunu da çok görüyorum. Anne ve baba veya işte karı koca çok böyle stresli işte acaba olacak mı olmayacak mı diyenler de mesela diyorum ya %80 başarı var. Genelde onlar da tutmuyor.
Ama daha rahat olan olursa olur, olmazsa olmaz diyenlerde tutuyor. Demek ki stres ve stres hormonlarının gebeliğin oluşumunda çok etkili olduğu görülüyor. Ve artı tıptaki her şey doğru değil. Mesela şu 4 tane tüp bebek bile denemesi olmamış kadın nasıl kendi halinde gebe kaldı? Hadi açıkla. Tıpla. Tabii aslında tıp da gelişiyor. Ben o olaya öyle bakmıyorum. Sonuçta belirli çalışmalarımız var elimizde ama ne olursa olsun yapılmamış bir sürü çalışma var. Ve sanırım nedeni bilinmeyen durumlar da ortaya çıkıyor değil mi hocam? Yani anne baba diyorum. Kadın erkek kaynaklı değil de nedeni tam olarak bilinmeyen durumlar da var. Aslında onun da biz daha çok araştırmaya ihtiyacı var. Diyoruz. Bilmiyoruz. İdiopatik diye de böyle bir isim uydurduk. Bilmiyoruz. Başka bir şey yok. Onun için tıpta her şey çok değişir. Mesela önceden sezaryen tarihi 39.00'da alınırdı. Son bilimsel yayınlar 38 hafta 3 günde alınıyor. Mesela. Her yani, şey değişiyor. Evet, gün geçtikçe bir şeyleri daha doğru öğreneceğiz gibi düşünmeliyiz. Bir de burada bir yayına kısa bir ara verelim. Aradan sonra gebelik konusunda konuşuruz. Şimdi gebelik konusuna geçelim istiyorum. Şimdi gebelik dediğimiz şey aslında fizyolojik bir süreç. İnsanların çoğu kadının bir bu sürecin içine girdiği bir dönem var ve çok korkutucu bakılabilen bir dönem de aslında. Ondan önce değinmek istediğim nokta planlı gebelik yapmada. Ne gibi takviyeler veya neler öneriyorsunuz? Şu çok önemli. Hatta çok yanlış kullanılan bir şey var. Hatta meslektaşlarım da çok yanlış kullanıyor. Folik asit kullanımı. Evet. Ve şu anda çok güzel yeni aktif folik asitler çıktı. Eskiden folbiol diye böyle çok eski ve faydasız bir folik asit vardı. Bunun aslında döllenmeden 4 hafta önce ve 4 hafta sonra kullanımı çok kıymetli. Evet. Ben de şimdi biliyorum. Gebeler gebe kalıyor, gebe kaldığını öğreniyor. 6. haftada başlıyor. Ama asıl kıymetli dönemi kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla ne zaman gebe kalmak istiyorsa her gün bir tane aktif. Bir sürü piyasada artık var. Aktif folik asite başlaması çok önemli. Bir de bazıları var 12. haftaya kadar devam ediyor. Hiçbir faydası yok demeyeyim. Zararını görür müyüz peki? Zararı yok ama dediğim gibi faydalı olması için gebe kalmayı düşündüğünde öncesinde, bir ay öncesinde başlayıp ve ilk 4 haftasında gebeliğin çok kıymetli. Sonrasındaki faydası da kan yapıcı bir özelliği var. Düşük miktarda. Zararı olmaz. Ondan faydası olur ama gebe kalacağım diyorsa folik asit. Başka? Diyebiliyor muyuz? Başka yani şey omega 3 kullanımına nasıl bakıyorsunuz? Yok, o haftalarda gerek yok. Sonrasında. Bir de omega 3'ün kan sulandırıcı etkisi var. İlk haftalar kullanılmasında herhangi bir sıkıntı yaşanır mı? Kan sulandırıcı etkisi. Ne? Omega 3'ün kan sulandırıcı etkisi ilk haftalarda kullanılmasında bir sıkıntıya neden olur mu? Zararı olmaz, faydasını bilmiyoruz. Tamamdır. Ya omega 3 şu anda inanılmaz, ya yani mucize gibi bir şey. Evet. Sürekli yayınlar çıkıyor. Mesela omega 3'ü diyorduk ki eskiden bebeğin bilişsel, beyin gelişimine katkısı var. Şimdi öğreniyoruz ki sürekli yeni yayınlar çıkıyor. Tüm sistemlerin aslında katkısı var. Ama ne zaman ben mesela başlıyorum omega 3'ü? 12. haftada diğer multivitaminlerle birlikte başlıyorum. Çünkü ilk 12 hafta bir de gebelerde bulantı kusma olayı çok oluyor ya. Evet, omega 3'ün bunu arttırma şansı var. Şeyi oluyor. 12. haftada başlasın zaten yapacağını yapıyor. Peki gebelik için ideal yaş aralıkları nedir? Sormalı mıyım? Sor. Şimdi izleyen 40 yaşında biri varsa ne yapacak? Evet, aslında düşününce öyle ama sonuçta gebe kalmak için hani bunun da bilinmesi gerek olmuyor mu diye düşünüyorum. Şöyle, yani Muğla'ya geleli benim çok olmadı. 42 yaşında da doğumum oldu, 43 yaşında da doğumum oldu, 41'de de 40 yaşında da oldu. Dikkat edilecek birkaç trik nokta var. Atıyorum nedir? 16-34. Haftalarda Koraspirin kullanımı. Çok basit gelir. 100 miligram veya Ekopirin kullanımı. Tabii doktorlarına danışarak alsınlar. Tabii. Öyle mi? Onun dışında takipler biraz sıkı olur. Bir de bizde
umbilikal arter dopleri diye bir şey vardır. Çok kıymetlidir. Veya MCA dopleri diye bir şey vardır. Bunları da düzenli bakılır. Takipler sıkı olursa bir sıkıntı çıkmaz. Bir sıkıntı çıkmaz. Yani o zaman yaşa çok bakmamıza çok da gerek yok diye mi düşünelim? Deme. Demeyeyim mi? Her şeyi çok arttırıyor. Gebelik şekerini arttırıyor. Preeklams dediğimiz gebelik zehirlenmesini çok arttırıyor. IUGR dediğimiz anne karnında bebeğin gelişiminin yeterince olmaması, küçük kalmasını çok arttırıyor. Dediğim gibi sıkı takip. Tamamdır. Şimdi bunların dışında gebelikte doktor kontrolünün sıklığından bahsettik. Bu sıklık nasıl olmalı, nasıl ilerlemeli süreç? Bununla ilgili genelde nasıl çağırıyorsunuz danışanlarınızı? Vallahi direkt hastaya bakıyorum. Mesela iki tane hastam var. Daha önceden gebelik kayıpları oldu bunların. Ve bunların gebelik kayıplarının sebebinin yaptığımız araştırmada pıhtılaşma faktörlerinde kanda sıkıntı olduğunu gördük. Sonra onu enoksaperin sodyum, yani marka vermiyorum. Yani desek de enoksu var bunun, kleksanı var, oksaparı var piyasada fark etmez. Onunla direkt çözdük. Ama ona rağmen anne daha önceden gebelik kayıpları yaşamış ya, iç rahat etmiyor. Onlara yani haftalık istiyor. Çağırıyorum. Haftalık o kalp atımını duymak istiyorlar. Aslında o psikolojik kendi içinde olduğu için. Aynen. Çünkü ben onu çağırmasam bilirim hafta sonu acaba gene bebeğin kalbi duracak mı? Kafada kuracak, strese girecek. Onlar mesela onları ilk 12 haftadır zaten. Gebelik kayıpların çoğu bu arada ilk 12 haftada olur. 12 hafta yaşayınca biz rahatlarız. Onları ben haftalık çağırıyorum. Onun dışında bebeğin kesesini gördük. Tamam diyorum. Kalp atımı için 2 hafta sonra gelin. Kalp atımını gördük. Tamam diyorum. 3 hafta ara verebiliriz. Sonra geliyorlar. Orada cinsiyet tahmini. Tamam diyorum. 10 gün sonra gelin ikili testi yapalım. İkili testi yapıyoruz. Gene ara verebiliriz. 3 hafta. Sonrasında üçlü test için çağırıyorum. Sonra ona bakıyoruz. O da normalse 3 hafta sonra bu şekilde devam ediyoruz. Testlerden bahsettik. Bir de bunun sağlık açısından yapılan farklı testler, yapmaları gereken farklı testler veya kan sonuçları var mı? Şimdi bu ikili test, üçlü test tarama testi. Tanı değil. Yani sana diyor ki atıyorum toplumda en sık nedir? Down'ı biliriz. Down sendromu bu. Der ki bu bebek 600'de 1 oranında Down. Yani o aynı gebe mesela adı Ayşe olsun. Ayşe'nin 600 tane gebeliği biri Down, 599'u Down değil. Dolayısıyla bunda tanıya gitmeye gerek yok. Ama 250'de 1 derse bana, yani Ayşe'nin 250 tane gebeliğinin biri Down derse mecbur tanı testine gitmemiz gerekiyor. Bunda da iki yol var. Ya anneden bebeğin suyunu alacağız ya da bebeğin daha erken dönemde plasentasından parça alacağız ya da yeni çıkan bir test var. NIFT test dediğimiz bir test. Annenin kanında bebeğin DNA'sına ulaşabiliyoruz. Çok yeni olduğu için biraz pahalı. Direkt orada bebeğin DNA'sı çıkıyor. O şekilde de yapabilirler. O şekilde bunu tanı koyuyoruz. Peki gestasyonel diyabet son çağımızda çok yaygınlaştı. Ve ben çok rastlıyorum. Özellikle doktorlar sürekli yönlendiriyor. Şimdi gestasyonel diyabette de son zamanlarda bu şeker yüklemesi testinin yapılmasını düşünenler var, yapılmamasını düşünenler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle, kesinlikle yapılmalı. Sebebi şu. Amerika'nın Obstetri Jinekoloji Derneği vardır. Avrupa'nın Obstetri Jinekoloji Derneği vardır. Bizim TJOT'umuz vardır. Türkiye Jinekoloji Obstetri Derneği. Üçünün de tarama testlerinde nasıl ki ikili test, üçlü test var. Şeker yükleme de vardır. Ve bunu öngöremezsin. Hiç öngöremezsin. Mesela nedir? 35 yaş üstünde gestasyonel diyabet, gebelik şekeri artar. 40 yaş üstünde daha da artar. Mesela onlarda çıkmıyor. Tarama hiç beklemediğimiz yapıyorsun. Birinde çıkıyor. Bir bakıyorsun 23 yaşında soruyorsun mesela annem ve babam şeker hastası diyor. Bazılarına soruyorsun ailede şeker hastalığı yok ama çıkmış. İşin güzelliği şu, o taramayı yaptığında direkt diyetle çözebiliyorsun. İnsüline gerek yok. Diyet mükemmel çözüyor. Çok başarılı sonuçlar da aldık bu konuda. Üstelik çok uzun zamanlarda değil, bir ayda aslında o sonuçtan, o gestasyonel diyabetten kurtuluyor ve arka plana atılıyor mu demeliyim? Aynen, aynen. Bitiyor ya.
Bitiyor. Evet. İşin kötü tarafı yaptırmıyor. Yaptırmayınca ne oluyor? Direkt bebeğin kalbini etkiliyor. Makrozomi bebeğin organlarına... Makrozomi başım gözüm üstünde önemli değil. Sezaryenle çıkartırsın. O bebeğin kalbini etkiliyor ya. Ömür boyu aile onu çekiyor. Bu konuda Canan Karatay zaten. Evet, söylemek istemedim aslında. Ortalığı çok karıştırdı. Bir mahkemede kaybetti bu konuyu, biliyorsunuzdur belki zaten. Bizim Tijot açtı zaten. Şöyle bir olay anlatacağım İstanbul'dan. Tabii ki. Canan Karatay ilk çıktı işte. Dedi işte bebeğinizi zehirliyorsunuz, şeker veriyorsunuz falan. Polikliniğe gelen hastalar, bu arada işte Ataşehir, Fatih Sultan Mehmet... Bir de çok özür dilerim, şuna da değinmek istiyorum. 75 gram şeker aslında iki dilim baklavadan alabileceğimiz şeker. Bunu da söyleyeyim de hani... Ya bir şey değil. Aynen. Kafamızda soru işareti oluşmasın. Evet hocam. Çok inanılmaz bir olay anlatacağım. İbretlik bir olay. Bizim halkımızın da yani nasıl olduğunu bazı insanların göstermek adına. Canan Karatay ilk çıktı. Millet polikliniğe geliyor. Hayır diyor işte zararlıymış. Biz yaptırmak istemiyoruz. Yaptırmak istemiyoruz. Hoca dedi işte bizim klinik şefi. O zaman bir onam formu çıkartalım. İşte şeker yüklemenin yaptırmamın zararlarını anlatalım. İmzalasın, yaptırmasın. İyi dinleyin. İşte bizim bir bayan bir uzmana geliyor. Tam imzalıyor. Ben diyor kesinlikle yaptırmayacağım. Canan Karatay söyledi zararlı. Sonrasında gestasyonel diyabet, gebelik şekeri çıkıyor. Bebeğin kalbinde sıkıntı çıkıyor. Ve sonrasında bizim kliniği dava ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Bana bir şey imzalattılar ama ben onu okumadım, bilmiyordum ne olduğunu. Ama doktorlar bir kadar anlatmaya çalıştı. Hayır. Değil mi? Eminim ki o ablayı da çok iyi tanırım. O ilgilidir hastalarına, mutlaka demiştir bak yapılması lazım şöyle böyle. Eğer yaptırmayacaksan da imzala demiştir. Bu şekilde bizim kliniği dava ettik kadın. Tabii yani o kalp büyümeleri bile olması çocuğun ileride obezite olma riski bile artıyor. O da zaten tüm hastalıkların başı gibi ya, gözüküyor. O yüzden çekiyorlar. Evet, ömür boyu çekilebilecek gibi. Kaç kere ameliyata giriyor, neler oluyor. Tabii, o yüzden hiç arka plana bırakılmaması gerekiyor. Bir de gebelik tansiyonu var. Bununla ilgili ne yapılmalı? En çok korktuğumuz şey, en nefret ettiğimiz şey. Özellikle 32. haftadan sonra. Zaten... Ben 32. haftadan sonra gebelerimi her hafta çağırırım. Ne olur ne olmaz. Her hafta gelirler doğuma kadar. Her geldiklerinde NST'ye bağlanırlar. Tansiyonları ölçülür. O dediğim umbilikal arter dopleri ve MCA doplerine, suyuna bakılır. Bu şekilde takip edilirse o gebelik tansiyonu hiç korkma. Hiç problem değil. O nerede sıkıntı oluyor biliyor musun? Takipsiz gebede. Mesela. Gebelik zehirlenmesi olmuş. Ona biz preeklampsi diyoruz. 3 hafta boyunca gitmemiş doktora. O arada bebek etkileniyor, anne etkileniyor, tansiyon fırlıyor vesaire. İşte o zaman çok riskli oluyor. Bir de hocam, şimdi ben bundan önce sizin kliniğinizi bir araştırdım. 4 boyutlu ultrason tekniği kullanıyorsunuz sanırım. Bunun avantajlarından bahsetmek gerekirse ne gibi avantajları var? Hem anne hem çocuk için. Gerçeği söyleyeyim mi? Evet. Sadece işin şov tarafı. Gerçekten. Yani bilimsel olarak bize hiçbir katkısı yok. Sadece işte bebeğin yüzünü görüyoruz. Onda da bebeklerde var ya, hepsinin de bir iğne altı göstermiyor. Hep kafa bir arkaya dönüyor. Veya kafasını bebeğin işi plasentaya dayıyor. Bir duvara dayıyor. Çok nadir net görüyoruz. İşin şov tarafı. Bebeği görmek aslında gibi mi düşüneceğiz? Bebeğin yüzü işte anneyim benziyor, babayım benziyor. Onun muhabbetlerini yapıyoruz. Yani aslında rahatlatma gibi düşünelim o zaman. Şey, şov tarafı. Evet, şov. Bilimsel bir şey. Güzel. Peki gebeler takviyelerini, takviye almak istediğinde hangi takviyeleri tercih etmeliler gibi bir yorum yapabilir miyiz bunun üzerine? Vitamin olarak. Vitamin, evet. Mineral. Şu anda çok güzel ilaçlar çıktı. Zaten inanın bir görsem var ya, her hafta yeni bir ilaç çıkıyor, evet. Geliyor yani reprezentler. İçinde omega mutlaka, artık onu öğrendiler. Evet. O kadar yayından sonra. Günlük ihtiyacı olan annenin bütün demir az miktarda oluyor. Ve mineral ve vitaminler oluyor. Bunu bu şekilde takviye edebiliyoruz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Genelde şöyle bir yanılgı oluyor. Anne ne beslenirse çocuğa gidermiş gibi bir yanılgı oluyor ama aslında çocuk annenin depolarından kullanılıyor. Depolar biterse eğer, evet, annenin yedikleri de çok önemli tabii ki. Ama o aslında o ön yargının da kırılması gerektiğini düşünüyorum. Siz de rastlıyorsunuzdur.
ister istemez işte çocuğu ben yedim çocuğa işte ben yedim çocuğa gaz yaptı gibi durumlar söz konusu oluyor. Çok doğru değil, bunu da buradan söyleyelim. Bir de gebelikte gelişebilecek olumsuz durumlar oluyor. İşte kabızlık, reflü gibi. Bunlar tam olarak neler ve niye ortaya çıkıyor? Şöyle... Anneler korkmalı mı bir de? Çünkü yok, çok... korkacakları bir şey yok da. Gebelik bütün sistemleri değiştiriyor. Bağırsaklar yavaşlıyor. Mide salgısı artıyor. İşte yemek borusunun altı gevşiyor. Dolayısıyla da reflü ihtimali artıyor. Bu noktada kabızlık olduğunda gene hani bağırsakların belli faydalı mikroorganizmaları vardır ya. Hatta yani şunu da söyleyelim. Bir insanda bir kavanoz dolduracak kadar faydalı mikroorganizma var. Onları içeren mikroorganizmalardan şaseler var. Probiyotik takviyeleri. Onlardan zarar olur mu? Sonuçta bunlar mikroorganizma. Sıfır. Hiç zarar olmaz. Onun dışında geçmedi mi? Ben normal PPI dediğimiz reflü veya asit salgısını azaltacak ilaçlarda başlıyorum. Belirli haftalardan sonra tabii ki. 16. haftadan sonra. Bu şekilde bunları çözüyoruz. Tabii ki bunların, bu arada konuşuyoruz ama bunların takviyelerini muhakkak doktora danışarak yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ya şu internetten zaten birkaçsınlar. Evet. Ya internette neler neler var ve bazıları trollüyor insanları. Mesela şu anda en çok bana şeyi soruyorlar. Hocam bitki çayı içebilir miyim? İlk 3 ay. Ne yazık ki biz çok önermiyoruz. Açık konuşmak gerekirse riske atmak istemediğimiz için. Yanlış mı yapıyoruz? Ya hiçbir şey. Şöyle. Ya ada çayı özellikle. İşin gerçeği şu. Düşük tehdit aslında yapmıyor. Evet içinde bazı maddeler var ama ada çayı denir mesela. Mesela evet. Ada çayının düşük yapması için şöyle bir galon. İçmeleri gerekiyor. Ve onu dikmesi lazım. Hatta biz şey de söylüyoruz. Çok yeşillik tüketilmemesi gerektiği üzerinde de ilk 3 ay konuşuyoruz ama özellikle çok düşük yapmış, daha önceden çok düşüğü varsa çok yeşillik, maydanoz tarzı besinleri de çok tüketilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Hayır. Kullanabilir. İşin gerçeği şu. Eskiden insanlar düşükte kullanmış o tip bitki ilaçlarını, bitkileri ama ne yapmışlar biliyor musunuz? Islatıp bildiğin vajinalarından içine sokmuşlar. Hatta ve hatta şey bile vardır. Eski insanlar horoz tüyü. Mesela gene aynı şekilde onu içeri sokup mekanik etkiyle düşük yapsın diye. O zamanlar kullanılmış. Onun dışında böyle içmeyle günde bir fincan içtin, iki fincan içtin. Çok da sıkıntı olmuyor diyorsunuz. Doğrudur. Ben bu kısmı genelde zaten her zaman doktora bırakırım. Bir de balık konusu var. İşte ağır metal içerdiği, evet, işte derinden konusundan çok... Deniz balıkları çok, ağır metal içeriyor. Evet, çok işte omega 3 takviyesi belki o yüzden hamileler için daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü balık tüketimlerini biraz sınırlandırıyoruz biz genelde ama tabii siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi şöyle, balığı sınırlandırsan her şeyi sınırlandırır. Ne ya yapacağız? Evet, orası da öyle. Ben de o kısma katılıyorum tavuk ama... Tavuk diyorsun, tavuğun... Orada antibiyotikler vesaire. Gene etlerde nitrit nitratlar var. Tavuğun içindeki östrojen miktarını bilmiyor musun? Evet evet. Yani bu kadar hani bir de ince düşmeyelim mi? Tıpta hakikaten çok görürüm bunu. Sakınan göze çöp batar. Evet. Mesela bizim böyle çok anksiyetik, böyle korkan uzmanlarımız olurdu. Hiç olmayacak komplikasyonlar, sıkıntılar onların başına gelirdi. Daha böyle rahat olan, kendinden emin olan uzmanlarımızın başına mesela bir şey gelmezdi. Aynı şey hastalar için de geçerli. Böyle çok böyle anksiyetik, böyle çok dikkat eden... Onu yapmayalım, bunu yapmayalım demeyeceğiz aslında. Biraz daha rahat olacağız. Biraz da böyle sanki evrenin sinyali yolluyor. Direkt çekiyor mu? Evet, ben de yani... inanıyorum bu duruma açıkçası. Çünkü çok karşımıza böyle çıkıyor. O yüzden aslında biraz daha rahat bakalım diyoruz. Aynen. O zaman hiçbir şey yemeyecek yani. Ne yapacağız? Evet. Böyle düşününce. Yapacağımız bir şey yok. Bir de... Normal doğum ve sezeryan doğum çok tartışılan bir konu. Çünkü insanlar genelde sezeryan daha kolay olduğu için sezeryanı biraz daha ön plana çıkmaya başladı son dönemde. Biraz da doktorların kolayına mı geliyor bu durum? Yani sezeryan
Yanlış mı düşünüyorum? Vallahi çünkü yok. Aslında bebeği de çok etkileyen, hani bebeğin ilerideki durumunu ve sağlık kriterlerini etkileyen bir durum. Normal doğum olması aslında çok daha önemli çocuğun hem bağışıklık sistemi, bağırsak mikrobiyotasının gelişimi açısından. Bu nedenle siz ne düşünüyorsunuz? Normal doğum veya sezaryen doğum ne zaman tercih edilmedi? Vallahi ben geldiğimden beri Muğla'ya geleli daha 2 yıl olmak üzere normal doğum getireceğim diye. Evet. Yani göbeğim çatladı. Ve şey çok komiktir, mesela bir şey anlatayım. Şeyden önce, pandemiden önce bir gebem vardı. Bunlar 14 kişi. Hepsi ilk gebelik. İl Sağlık Müdürlüğü artık tabii bunlarla uğraşamıyor pandemiden dolayı. Bunların bir gebelik grubu vardı. Eğitim grubu. 14 gebeden bir tanesi benimdi. Hepsi normal doğum istiyordu. Bir tek benim gebem normal doğum yaptı. 13'te sezaryen oldu. Yemin ediyorum, şaka gibi. Şöyle... Muğla'da özellikle kadınlar çok korkuyor. Sebebi de şu: sağındaki arkadaşı sezaryen olmuş, solundaki arkadaşı sezaryen olmuş, bilmem neyin tanıdığı sezaryen olmuş. Normalde oran yok. Biraz işte ister istemez hem korku hem de bence doktorlar da biraz bu konuda sezaryen, hani hiç normal doğuma yönlendiremiyoruz. Evet. Ama ben normal doğum seviyorum. Evet. Yönlendirmeye çalışıyorum. Bu konuda da hypnobirthing diye bir felsefeyi takip ediyorum. Biraz bahseder misiniz hocam? Hypnobirthing doğal doğum. İngiltere çıkışlı bir felsefe. İşin aslı, bunun kitabı da var. Tüm gebelerime öneriyorum zaten normal doğuracak. Benim tek yani oradaki isteğim zihnen o doğuma hazırlaması. Gebenin kendisini. Onu okuyarak. Bu arada babalar da öyle boş durmayacak mesela orada. Evet. Babaların yapacağı sancı sırasında masaj teknikleri var. Diyorum bakın işte YouTube'dan açın, izleyin. Öyle baba da boş durmayacak. O da yardımcı olacak. Ben zaten yanınızda hem olacağım. Hem rahatlatılması konusunda da. Benim için önemli olan zihnen hazırlamaları. O konuda o kitabı kullanıyorum. Her şeyin değil de bazı şeylerini kabul etmiyorum. Bu konu hakkında küçük bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi bağırsak laksatifler vesaire kullanılıyor sanırım doğumdan önce. Evet, yanlış evet, bilmiyorum. Evet, evet. Kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Kullanılmalı. Tam olarak çünkü diğeri daha doğal olduğu için aslında bu konuda da bir soru işareti oluşabiliyor. Ya bak, özellikle çok araştıranlarda yanılıyor muyum? Tamam, doğal, eyvallah. Şöyle. Şimdi. Bu rahim. bunun altında bağırsak var. Bunun üstünde de mesane var. Eğer ki bağırsak doluysa, yani bağırsağın içinde kaka varsa, bebeğin başı da buradan inecek ya, şey yapıyor, baskı yapıyor. İnmesini zorlaştırıyor. Onun için biz hem mesanenin idrar kesesinin hem de bağırsağın boş olmasını istiyoruz. Onun için kullanıyoruz. Bir şey değil ki bu. Aslında evet. Böyle bakıldığında yani doğumu kolaylaştıran bir şey. Tabii insan yani içinde. Yani illa full normal olacak, hiç dokunmayın. Değil. Ne yap? Zorlansın mı anne? Akınırken burada atıyorum mesela sert bir kaka. Ona mı takılsın yani bebeğin başı? Evet. Böyle düşününce evet, kullanılmalı gibi düşünebiliriz. Bir de şu konuya değineceğim. Sizden önce bir fizyoterapist hocamızla birlikte gebelikte egzersiz üzerine konuşmuştuk. Egzersiz yapılmalı mı, yapılmamalı mı veya ne zaman yapılmalı gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gebelik egzersizi. Kegel egzersizleri. Bunları belli olmaz. 37'den sonra başlayalım. Erken doğum istemiyoruz. Yani bildiğiniz şey gibi düşünecekler. Yine internetten de araştırabilirler. Çişlerini tutacak. Böyle 10 dakika boyunca çiş tutar gibi. Şu an bu arada ben de yapıyorum farkında olmadan. Sanki çişini tutar gibi hareket yapacak. Bu alt bölge kaslarını kuvvetlendirecek. Evet, biz bunu anlattık, konuştuk da aslında bunun üzerine. 37. haftadan sonra gene pilates topuna oturma olayı. Evet. Onu da gene YouTube'dan bakabilirler. Yine pilates. Nasıl bakıyorsunuz pilatese? Tabii ki bakıyorum. Niye bakmayayım? Şey, zaten aktif doğum fazında gebelerime ben pilates veriyorum. Evet. Mesela sancı çekerken. Onun üstüne oturuyorlar. Sancı sırasında orada akınıyorlar. Aslında normal doğuma yaklaştırılırken gebe, işte bu konu iyice empoze edildi diyelim. Yoganın ve pilatesin rahatlatıcı etkisi de var gibi düşünebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bir de şöyle bir derleme okumuştum.
pilates yapan gebelerde gestasyonel diyabetin %50, preeklampsinde %70 kadar oluşma riski düşüyormuş gibi bir... Yalan söylemeyeyim, daha okumadım. Doğru. Bakayım ama. Ama illa vardır. Aynen. İlla vardır merak diye düşünüyorum. Çünkü egzersizin her şeyin önünde. Birincisi zaten insülin bakayım. Düzeylerinin duyarlılığının artırılmasında önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi ilk doğum sezeryan oluyor bazen ister istemez. Siz de denk gelmişsinizdir. Bu sefer ikinci doğum sizce normalde şöyle bir algı var. İlk doğum sezeryansa ikinci doğum da sezeryan olmalı gibi. Sezeryan mı olmalı ikinci doğum? Şöyle Muğla'ya da onu ben getirdim. Evet. Sezeryan sonrası normal doğumu. Eğer ki anne çok istiyorsa ve aradan 2 yıl geçmişse normal doğum yapabilir. Şöyle, bizim orada korktuğumuz şey, hani biz rahmi kesiyoruz, bebeği oradan çıkartıyoruz ya, sonra orası eskisi gibi iyileşmiyor. Korku şu, sancı sırasında o kestiğimiz yerden rahim yırtılır mı? Peki. Bunun oranı dersen, normal doğumda da var bunun yırtılma oranı, sezaryanda da, var ve oran 1'e 2. Yani çok böyle absürt bir oran değil. Evet. Anne çok isterse yaptırıyorum, şu ana kadar 2 tane yaptırdım. İkisi gayet iyi, sağlıklı oldu, güzel oldu. Sezaryen sonrası normal doğum annenin isteğine bağlı, yapabiliriz. Şimdi bunlara değindik ama şundan da bahsedelim. İster istemez bazı komplikasyonlu durumlarda sezeryan da olabiliyor. Bu nedenle aslında doktora güvenmek en önemlisi. Tabii canım, normal doğum olarak başlarsan sezeryan olabilir. Evet, ister hatta istemez. Ve hatta mesela nedir? Normal doğum 1 santimle başlar, 10 santim olur. 10 santimden sonra doğum gerçekleşir ya, 10 santimde bile sezeryana gidebilir bir anne. Hiç belli olmaz. Tabii, o yüzden çok da sezaryanın aslında kötülemek de doğru değil gibi düşünelim. Hayır canım. 1950'lerde 60'larda her iki kadından birinin ölüm sebebi Türkiye'de doğum. Biliyor muydun? Hayır. İki kadından birinin. Ya o zaman yarı yarıya gibi bir durum oluyor. Yani sezaryen o kadar da çok hayat kurtarıyor. Evet. Tabii canım, şey yok. Çünkü insanın kemik pelvis yapısı çok böyle bazen normal doğuma müsait olmayabiliyor. Burada boy çok önemli. Annenin boyu. Mesela annenin boyu 1.50'nin altıysa direkt sezaryen. Ama annenin boyu mesela atıyorum 1.65, ben onları ya lütfen yazık etmeyin diyorum. Çünkü boyunuz uzun, alt kemik yapınız da geniştir, çok rahat doğurursunuz. Şey yapmayın, yazık evet, olmasın. Korkmayın gibi aslında. Güzel, ben bu bilgiyi de bilmiyordum. Güzel oldu öğrendiğim. Peki şöyle, şu an dönemimizde bir pandemiyle evet, savaşıyoruz diyeyim. İster istemez gebeler bence psikolojik olarak çok etkileniyorlar. Çok dışarı çıkma taraftarı olmuyorlar. İşte çok yürüyüş yapma taraftarı olmuyorlar. İster istemez çok da yadırgamak istemiyorum açıkçası ama. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Ve koronavirüse yakalananlar konusunda, yakalanan gebe danışanınız veya hastanız oldu mu? Ve nasıl ilerledi durum? Vallahi karantinada kaldı. Ondan sonrasında negatif çıktı testi. Şu anda da 31-32 hafta civarında takibi devam ediyoruz. Pandemi beni nasıl etkiledi dersen, eskiden sezaryanı ben 2 gün tutardım hastanede, artık 1 gün tutuyorum. Çıkın direkt evinize gidin. Normal doğumu 1 gün tutardık. Hatta bu şeydir, Sağlık Bakanlığı'nın kararıdır. Sezaryanı 48 saatten önce, normal doğumu 24 saatten önce taburcu edemezsin der. Ama artık pandemi şartları, normal doğumu 6 saat sonra da, eğer çocuk doktoru da tabii bebeğe taburcu derse direkt taburcu ediyorum. Evet, bir de bu konuya değindik. Normal doğum, sezaryen doğum. Normal doğumda aslında toparlanma süresi daha kısa. Yani evet. Doğurdunuz, belirli bir süre sonra aslında vücut kendini toparlıyor ama sezaryen bildiğiniz ameliyat gibi bir süreç diye düşünmeli miyiz? Sezaryen çok küçümsüyor da sezaryen çok vahşi bir ameliyat bu arada. Çok kanlı, çok vahşi bir ameliyattır. Boru değil yani. Peki bu ilaç alan annelerde sıkıntı olmuyor bu durumda koronavirüste? Koronavirüste mesela pandemide koronavirüs geçiriyor o dönemde. İlaç alıyorlar mı? Almıyorlar. Hiç almıyorlar. Hayır. O şekilde atlatabiliyorlar. Sadece karantina. Zor atlatıyorlar mı? Yok. Böyle düşününce. Rahat yani, atlatıyorlar daha mı diye düşünmeliyiz. 3-4 gebem oldu, zor atlatmadılar. Tamamdır hocam. Güzel bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Ekstra eklemek istediğiniz bir konu veya değinmek istediğiniz bir nokta varsa. Ben de teşekkür ederim. Yani sohbet çok güzeldi. Benim için aynı şekilde.
Böyle umarım ilerleyen dönemlerde tekrarlarız. İnşallah, her zaman beklerim. Programımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.